Merhaba değerli dostlar, yeniden birlikteyiz. Instagram'ın koyduğu bu sınırdan ötürü videomuz durdu. Şimdi yeniden başladık ve kıymetli hocamı yeniden canlı yayına davet ediyorum. Tabii çok güzel, değil mi? Yani hocamızı dinlemek harika. Şimdi hocamı tekrar çağıracağım. Ne mutlu ki bize böyle hocalarımız var. Kendimi ve sizleri adına da tabii bunu söyleyebilirim belki. Şanslı hissediyorum. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kadın konusunu konuşuyorduk. Ben de izniniz olursa bir hatırlatma yapmak isterim. Pitagoras malumunuz kendisine filozof diyen ilk filozof olduğu yönünde bir iddia var. Çok Evet. kesin değil. Fazla kanıtı yok antik dünyada, antik metinlerde. Ama neredeyse ilk filozof denilebilecek adamlardan biri, şahıslardan biri. Ancak bana göre siz de çok iyi bilirsiniz ki kapalı bir cemaat yapısı içinde daha çok tırnak içinde bir şeyh gibi bir figür, bir magister, bir üstad. Evet. Dolayısıyla çok fazla o öğrencileri üzerinde üstad pozisyondayken çok fazla tartışmaya mahal vermeyen bir üstad. Ancak onu Krotona pardon, yollayan da Delfoy kehanet merkeziydi sanırım ya da başka bir kehanet merkezi de olabilir. Bir rahibedir. Yani felsefi eğer kendisine filozof diyen ilk kişi Pitagoras ise onu felsefi faaliyetin içine gönderen ve Kroton'u bir nevi toplumsal rehabilitasyona tabi tutması için gönderildiği iddia ediliyor. Dolayısıyla onu bilinçli olarak bu felsefi faaliyetin içine gönderen kişi de bir kadındır. Yani felsefeyi bu noktada bir kadınla başlatmak dahi mümkün. Dolayısıyla bu kadın meselesiyle ilgili tespitiniz çok ama çok önemli. Özellikle de bu felsefe tarihindeki yerini belirlerken alternatif tarihi üretenlerin bile onu sizin bahsettiğiniz gibi kitabın sonuna bir addendum, bir ek olarak eklemesi muazzam bir ironi. Acaba patriark, bu eril, egemen sistem buna hazır değil mi? Biz kadınlara hepimiz yani hangi ideolojiden olursak olalım bütün erkekler hala daha kadını kabullenemedik mi? Yani bu soruyu çok geniş çerçevede soruyorum. İş hayatında, üniversitede. Çünkü ben daha düne kadar bir üniversitede kadınlar felsefe yapamaz diyen bir hoca bile tanıdım. Dolayısıyla kadınlara yani kadının toplumdaki yerini, kadının iş hayatındaki yerini, kadının üniversitedeki yerini dahi kabullenmekte belki zorluk yaşıyoruz. Ne kadar eğitimli, ne kadar görgülü, ne kadar kültürlü insan olursak olalım. Dolayısıyla felsefe tarihindeki kadının yerini tayin ederken de önümüzde çok büyük bir iş yükü bizi bekliyor galiba hocam. Bu tespitlerinize katılıyorum. Ben de onlara tanık oldum. Bu erkek aklın bir sancısı. Doğum Ve sancısı mı hocam? İnşallah doğum sancısıdır, olumlu anlamda. olumlu anla, evet. Şimdi Epikuros'u hatırlatmak isterim. Epikuros ne diyor? Hatta onu motomot eğer bulabilirsem okumak isterim. Ama yaklaşık olarak şöyle. Epikuros diyor ki nasıl ki tıp veya bir hekim bedenin hastalıklarını iyileştirmekle yükümlüyse felsefe de insan ruhunun yaralarını iyileştirmekle yükümlü. Yaklaşık bir çeviri yaptım. Şimdi bu cinsiyet ırkçılığı, ayrımcılığı bile demek istemiyorum. Cinsiyet ırkçılığı çok açık.
Yani bütün filozoflarda var. Dediğimiz Sartre kadar bu bakan bakılan meselesini hani düşündüğümüzde var. Dolayısıyla bu cinsiyet ırkçılığının, hatta buna ben sosyal kanser de diyorum. Yine sosyalci filozoflar ne diyorlar? İnsan mutluluğunun önündeki en büyük engel nedir? Asılsız, temelsiz fikirler, dogmatik inançlar diyor. Yani yüzyıllar boyunca insanlığı oluşturan, insanlığın yarısını oluşturan kadının insan olarak görülmemesi bir trajedi, bir sosyal kanser, bir sosyal yara. Keşke zamanımız olsa, ben empirik gözleme çok önem veririm. Zamanımız var mı? Bir Var kadının hocam. bana anlattığı yaşamını Tabii. sizlerle paylaşabilir miyim? Aa, Onun hocam çok cilvesini. hoşumuza O zaman hatta ikisini paylaşmak isterim. Kadınlar felsefe yapamaz evet. derken. Ha belki o hocayı ya da o kişiyi şöyle düzeltmek gerekir. Kadınlar erkek akılın yaptığı felsefeyi yapamazlar. Ama belki de felsefeyi bu anlamda cinsiyet ırkçılığına ben de düşmek istemiyorum. Gerçekten de felsefeyi. Çünkü zaten Boethius'ta görünen kimdi? Felsefe bir kadın kılığında görünmez mi? Filosofyanın kendisi de işte o bizim şeyde değil mi? Celsus kitaplığında işte erdem, bilgi, iyilik ve Evet. benzeri derken de felsefe aslında hep feminendir. Filosofyanın kendisi de feminendir. Ben bu feminenliğin dediğim gibi özellikle Atina felsefesiyle birlikte bozulduğunu, Batı düşüncesinde de Hristiyanlıkla birlikte devam ettiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu iki örneği paylaşmak isterim ve felsefenin nasıl değişmesi gerektiğine de örnek olur diye düşünüyorum. Ben Evet. bu kişilerle bizzat karşılaştım ve de tabii ki isimlerini değiştirerek çalışmamda paylaşmak istediğimi söyledim ve izin verdiler. İki örneği paylaşmak isterim. Sıdıka 14 yaşında ve yasal olmamasına rağmen anne ve babasının zoruyla hiç tanımadığı ve istemediği halde kendisinden oldukça büyük biriyle evlendirilir. Henüz çocuk olan Sıdıka kadın olmaya hazır olmadığı gibi aklı daha oyundadır. Evlendiği gece korkudan bayılır. Günlerce bu durum sürer. Erkeğin ailesi durumu Sıdıka'nın ailesine bildirir ve durum böyle devam ederse evliliğin sonlanacağını söyler. Kızın ailesinden gelen öneri, o çocuk ve korkuyorsa ayakları karyolaya bağlanabilir. Bu 14 yaşındaki kız şimdi 40 yıllık evli, 6 çocuk annesi ve de memnun. Çekiçle uyarlanmış tercih, çekiçle uyarlanmış yaşam. Bir diğer öykü. Melek 50 yıllık evli ve o da 14 yaşında evlendirilmiş. Çok zeki olmasına rağmen gönderildiği okul ileride evine yardımcı olması bakımından uygun bulunan bir dikiş kursudur. Başka tercihlerde bulunma hakkı yoktur. Bir gün babası eve gelir ve kendisini birine verdiğini söyler. Melek karşı durmaya çalışsa da babanın yanıtı nettir. Ben tükürdüğümü yalamam. Melek durumun değişmezliğini anlar ve der ki hiç olmazsa okulumu bitirip içki dikiş hocası olayım. Babanın yanıtı yine nettir. Diploma almana gerek yok çünkü evleneceksin ve evlendiğin için de çalışmana gerek yok. Meleğin yapacağı bir tercih kalmamıştır. Evlenir. Koca ayakkabıcılık işiyle uğraşır ve Melek de en az kocası kadar çalışır. Bir gün kocasına kendisinin de emekli yapılması yönündeki dileğini belirtir. Kocanın yanıtı yine nettir. Gerek yok. Zaten parası olan kadın konuşur. Melek sesini çıkarmaz ve bir daha da konuyu açmaz. Çünkü ulaşamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri isteyemezsiniz. Melek 50 yıllık evli, 4 çocuk ve birkaç çocuğun sahibi yaşamıştır. Bu iki örneği bizzat konferanslarımı izlemeye gelen kadından dinledim. Onları bizzat tanıdım. Kadının felsefe yapamayacağını söyleyenler bu anlamda gerçekten de totaliter erkek aklının temsilcilerinden başka birisi değildir. Ve
az gelişmişlik bir bütündür. Bu anlamda onu da söyleyeyim. Kadın söz konusu olduğunda soldan sağa, sağdan sola hiç fark etmiyor. Aynı orta çağda nasıl ki kadınlara imbecilitas sexus deniyorsa, yani aptal cins deniliyorsa, şimdi de dediğim gibi soldan sağa, sağdan sola hiç fark etmiyor. Kadının bir akıl varlığı olmadığından hareketle felsefe yapamayacağı, kamusal hayata katılamayacağı söyleniyor. Aslında bu nedir? Kadının insan haklarını inkar etmedir. Kadını insanlıktan öteye atmadır. Ve şunun da altını çizmek gerekir. Fuseyi ve Teseyi, Physis ve Nomos arasındaki ilişki nedir? Aslında değil mi? İnsan kural koyan, işte yasalar koyan, törenler, gelenekler ve benzeri. Dolayısıyla Stoacı filozoflar bu bağlamda önemlidir. Her yasa, her kural nedir? Varlığa aykırı olmadığı sürece anlamlıdır. Ben buna doğal normativite diyorum veya doğal normativizm de denilir. Natural normativity olarak ifade edilebilir. Şimdi bütün bunlar aslında insanın kendisine karşı, değil mi? Varlığın kendisine karşı kadını imbecilitas sexus olduğunu söylemekle, öyle değil mi? Orta çağda Hristiyan rahipler bunu epeyce temellendirmeye çalıştılar. Ama bu varlığın kendisine uygun değildi. Ve bugün biz nasıl ki doğa bilimi yaparken Katolik Kilisesini dikkate almıyorsak, İçimizdeki birçok Katoliği de kendileri Katolik olmasa da farklı ideolojilere mensup olduklarını söyleseler de bence aynı Katolik inanç içerisinden konuşuyorlar. Boşuna çabalamasınlar. Felsefe bu anlamda o kadar önemli ki kendi kendini sürekli hani yeşertebilen, evet felsefeye eleştirel bir tutumla yaklaşmamız gerekir. Bunu ifade ettim. Ama gerçeği görmek de büyük bir erdemdir ve bu anlamda bence Aristoteles'ten öğreneceğimiz çok şey var, değil mi? Gerçekçi olmak, gerçeği görmek büyük bir erdemdir. Şimdi bu gerçeklikten hareketle, hani bütün bunlardan hareketle, işte dediğim gibi sağdan sola, bütün hemen hemen ideolojik bakışlarda kadından söz etme, kadın haklarından, kadının insan haklarından söz etmememiz gerektiğini, insan haklarından söz etmemiz gerektiğini söylüyorlar filan. Ama nominalist bir tavırla baktığımızda, değil mi? Varlığı olduğu gibi görebilme cesaretine de sahip olmamız gerekir. Tümel insan haklarından söz ederek bizim meleğin ya da Sıdıka'nın hayatını anlamamız pek de mümkün değil. Dolayısıyla var olana bakmak gerekir, var olandan hareket etmek gerekir. Ama burada şu özgürlüğe de düşmemek gerekir. Kadının kendinde hakları olmadığı gibi erkeğin de kendinde hakları yok. Kadın ve erkek insan olmaları bakımından insan haklarına sahipler. Belki bu noktanın altını da özellikle çizmemiz gerekir ve felsefenin bu anlamda dünyaya kattığı çok şey var. Felsefeye eleştirel yaklaştığımın farkındayım. Ama Nussbaum'u hatırlayacak Evet. olursak, Amartya Sen'i hatırlayacak, Bernard Williams'ı hatırlayacak olursak, hatta Rawls'u, değil mi, John Stuart Mill'i hatırlayacak olursak, elbette felsefe bizim bu sosyal yaralarımızı, sosyal kanserlerimizi tedavi etmede bize hakikaten çok büyük hizmetlerde bulunabilir, yardım yapabilir. Zaten cinsiyet ırkçılığı meselesini de bir doğa bilimcinin ortaya atmasını, ele almasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla hem felsefenin demokratikleşmesi gerekir, hem hayatın demokratikleşmesi gerekir ve bu bağlamda felsefe hayatı aydınlatmaya, hayatı yeşertmeye yardım edebilir. Ama her zaman aramızda tırnak içerisinde Katolikler olacaktır. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ve zaten bahsettiğiniz gibi olgunun kendisini iyi analiz etmek, bu da bir erdem bir nevi.
Zaten bizi şu an takip eden ve bu videoyu izleyecek olanlar da en azından felsefe, üniversitelerdeki felsefe koridorlarında dolaşmış, derslerine girmiş olanlar da göreceklerdir ki bu anlamda felsefe belki de en azından eğitim, öğretim anlamında sizin tabirinizle demokratikleşme sürecinde ve hatta yani şimdi ben pozitif ayrımcılığı hiç sevmem. Yani pozitif ayrımcılığı bir takım eleştiriler getiriyorum. Sorunlu bir yaklaşım belki. Burada girmek istemiyorum detaya ama burada bir pozitif ayrımcılığı kendi yaşamımda da gördüğüm için söyleyebilirim İstanbul Üniversitesi'nde veya başka üniversitelerde. En çalışkan öğrenciler kız öğrencilerdi. En fazla ilgili olan öğrenciler kız öğrencilerdi. Yani burada başta sormuş olduğum bu erkeğin doğum sancısı mı acaba olumlu anlamda dönüşebileceği daha en azından sizin tabirinizde felsefenin demokratikleşmesi açısından ki bu tabir çok hoşuma gitti. Bunu da ilk defa sizin sayenizde düşünmüş oldum. Felsefenin demokratikleşmesi, cinsiyetler anlamında demokratikleşmesi açısından çok apaçık bir gerçeklik, bir olgu olarak gözümüzün önünde duruyor. Dolayısıyla ben iyimser bakıyorum bu noktada. Bu açıdan bakarsak hocam, sizin de kıymetli çalışmalarınız var. Ayrıca kongreler de var, değil mi? Bunlardan Evet. bahsetmek ister misiniz? Ya da Elbette. çalışmalar için. Teşekkür ederim. Biz Türkiye'de bir grup kadın felsefeciyle birlikte Bilkent Üniversitesi'nden sevgili Sandrine Berges, Saniye Vatansever, Boğaziçi'nden belki tamamının isimlerini hatırlayamam. İngiltere'de birlikte doktora yaptığım Andrea Rehberg vardı. Bilkent Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydi sanırım. Bir 10 yıldan beri uluslararası bir oluşumun Türkiye ayağını kurmaya çalıştık. Kadın Felsefeciler Topluluğu. Bu uluslararası bir topluluk. İşte Kadın Felsefeciler Topluluğu İngiltere, Kadın Felsefeciler Topluluğu Hollanda gibi. Biz de Türkiye ayağını kurduk. 10 yıllık bir çalışma sonunda ilkini 2018 yılında Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. İkincisini de Muğla'da gerçekleştirdik. Uluslararası Kadın Felsefeciler Kongresi'ni. Ve Arkelogos'un 9. sayısında da kongreye sunulan bildiriler sanırım yaklaşık 600 sayfa olacak. Bu bildiriler... Arkeolog dergimiz, sözünüzü kestim hocam, özür Rica dilerim. Hatice Nur Erkızan hocamızın nasıl tabir edebilirim? Onun Kurdu, evet sunduğu kurdu. bir hediyesi bu. Bir armağandır Türk felsefe camiasına, Türkçe felsefe camiasına. Bu Teşekkür ederim. dergiyi takip etmenizi şiddetle öneriyorum değerli dostlar. Çok Arkeolog. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu bildirileri Arkelogos'un 9. sayısında çıkmak üzere sanırım çıktı da 600 sayfa kadar yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kadın felsefeci bu kongreye katıldı. Üçüncüsü de İstanbul'da yapılacak. Maltepe Üniversitesi'nde yapılacak bildiğim kadarıyla. Hani herhangi bir değişiklik olmazsa. Bu kongrelerin düzenlenmesi son derece önemli. Kadın felsefecilerin bir araya gelmesi. Şunu gerçekten de açık bir şekilde söylemek isterim. İşte sizin en çalışkan öğrencilerin hani kız öğrenciler olduğu. O kadar ilginç ki akademideki o şöyle demek isterim. Evet bu sert olabilir ama Türkiye'deki felsefe bölümleri dünyanın birçok ülkesinde de olduğu gibi erkek felsefeciler topluluğu. Birçok felsefe bölümünde ya bir kadın felsefeci ya iki kadın felsefeci. Biz mesela bölümde üçü geçemedik. Uzun süre tek kaldım. Sonra iki olduk. Tekrar teke düştük. Ve şimdi evet iki kişiyiz. Erkek felsefeciler gerçekten de topluluğu felsefe bölümleri. Ve istatistikler yaptık. Bu konuda Gamze Keskin, Kırklareli Üniversitesi'nden bir çalışma yaptı Saniye Vatansever'le birlikte. 6 bin, yaklaşık olarak 6 bin felsefe öğrencisi lisansa başlıyor. Yaklaşık olarak sayılar belki hani eksik ya da fazla olabilir ama
çok yüksek sayıda kız öğrenci başlıyor. Fakat gittikçe o kız lisans düzeyi geçtikçe, yüksek lisans ve doktoraya geldikçe kadın öğrencilerin sayısı azalıyor. Ve öyle azalıyor ki akademinin %20'si, yani felsefenin belki %20'si bile şey değil, kadın felsefecilerden oluşmuyor. Belki dediğim gibi istatistikleri tam hatırlamayabilirim ama Türkiye'de atıyorum yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadın felsefe profesörü var. Başlarken 5.000, 6.000 ile başlıyorlar lisansa. Fakat yüksek lisans doktoraya geldikçe, hatta yardımcı doçent, doçent ve işte profesöre gelince orada az sayıdaki erkek birdenbire üste çıkıyor ve felsefe profesörlerinin önemli bir bölümü erkek. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu birçok şeyi gösteriyor. İngiltere'de durum çok farklı değil. Şöyle bir başlık atmıştı bir makale, bir yazı. İşte felsefenin %20'si kadın. Türkiye'de felsefenin %20'si bile kadın değil. Bu şuradan kaynaklı, yüksek lisans alımlarında, doktora alımlarında ve kariyerin ilerleyen aşamalarında kadınlar ne tarafından engelleniyorlar? Kadınlar toplumsal olarak engelleniyorlar, sosyal olarak engelleniyorlar. Hatta kadınlar kendi düşüncelerine güvenemedikleri için erkeklerin olduğu kongrelerde, toplantılarda, konferanslarda konuşamadıklarını itiraf ediyorlar. Küçümseneceklerini, aşağılanacaklarını, işte bazı tanık olduğun gibi işte kadınlar felsefe yapamaz gibi böyle bir ön yargı da var. Dolayısıyla kadınlar o imbecilitas seksus sendromuyla başa çıkmaya çalışıyorlar. Gerçekten de bu çok önemli ve bir dörtlük daha okumak isterim. Bu gece şiir ya da başka bir şey olmasın. Kitabın ismini bu defa vermeyeceğim. Aynı şöyle başlıyor. Siz o zaman felsefe yapmak isteyebilir misiniz? Siz kamusal alanda onurunuzu, aklınızın onurunu takip edebilir misiniz? Bir şöyle başlıyor dörtlük. Bir kız çocuğu doğmamalıdır. Doğsa bile yaşamamalıdır. Yaşadığında da yere, mezara yakın olmalıdır. Pozitif ayrımcılık meselesi ciddi bir mesele. Evet. Hayatınıza daha doğuştan itibaren bu kadar en hafif ifadeyle kötü muameleye tabi tutulursanız, daha doğrusu tutulan bir varlığın kendi ayakları üzerinde durabilmesi o kadar kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bu anlamda bazıları Atatürk devrimleri der. Ben Türk aydınlanma devrimi derim. Türk aydınlanma devrimini iyi anlamamız gerekir. Bazıları işte Jacobende üstten gelmeydi ve benzeri filan. 1.000 kadından neredeyse 3 kadın okuma yazma biliyor. O küçümsediğimiz tırnak içerisinde problemleri olan Cumhuriyet daha 100 yıl dolmadan kadın felsefeci yetiştirebildi. Dolayısıyla gerçekten de kadın meselesi hem felsefeyle ilgili hem demokrasiyle ilgili. Bugün Türkiye'de ve dünyada demokrasinin birçok problemle mücadele etmesinin aşamamasının temelinde de aslında bu mesele var. O nedenle şunu demek isterim. Kavrayış koşullardan her zaman önce gelmeli. Türk aydınlanma devrimi gerçekleştirirken de koşullar çok iyi değildi. Çok iyi üniversitelerimiz yoktu. Çok iyi okullarımız yoktu. Ama öyle bir kavrayış vardı ki, öyle bir paradigma vardı ki bu neyi aslında hedefliyordu? İnsanın kendisini inşa edebileceğini, etmesi gerektiğini hedefliyordu ve bunun koşullarını yaratmaya çalışıyordu.
bu konudaki çalışmalar devam edecek, sürecek. Kongreleri devam ettireceğiz. Özel sayıları da zaman zaman gündeme getireceğiz. Ve hakikaten de bu 2. Uluslararası Kadın Felsefeciler Kongresi Muğla'da gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü desteğiyle aslında bütün kurumlardan, Ula Belediyesi'nden, Menteşe Belediyesi'nden, sivil toplum kuruluşlarından büyük destekler gördük. Çok kapsamlı bir kongreydi. İyimserlik ve kötümserlik meselesi ne de bu bağlamda yanıtlamak isterim. Ben ne iyimserim hayatım boyunca da ne kötümserim. Ama insanın kendisini inşa edebileceğini, insanın olan değil, olabilen bir varlık olduğunu, yaşamdan yaşamaya geçebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandım ve bu bağlamda da iyimserim. Onu söylemek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir söyleşi oluyor gerçekten. Keşke saatlerce konuşabilsek, sizden birçok şey öğreniriz. Ama elbette her şeyin olduğu gibi söyleşinin de bir sonu var. Ancak Sonuna geldik mi? bir hususa tekrar değinmek istiyorum. Yavaş yavaş hani toparlayalım. Sizi de çok fazla yormak istemiyorum. Atatürk Cumhuriyeti, siz Atatürk ve felsefeyi birlikte anıyorsunuz. Yani ben Türkiye'de bir Macit Gökberk'in bir kitabında görmüştüm Atatürk ve felsefe konusunun yan yana geldiğini. Bir de sizin gündeme aldığınız bir konu. Hatta biz de konu başlıklarını belirlerken sizinle böyle bir soru da gündeme gelmişti. Bir Türk felsefeci Atatürk'e nasıl bakmalı? Bu biraz da sizin az önce entelektüelden bahsettiniz, onun yorumlayıcı kabiliyetinden, yorumlayıcı tarzından bahsettiniz. Dolayısıyla aynı, yani bu soru üzerinden gidersek, bir Türk felsefeci Atatürk'e nasıl bakmalı? Biraz ne diyelim, rahatsız edici bir soru olabilir bazıları için ama olabildiğince geniş bir çerçevede olacağı için böyle geniş bir başlıkta sormak istedim. Evet, bu soru için de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ederim. Bu sorunun rahatsız edici olabileceğini anladığımı söyleyemem. Gerçekten de anladığımı söyleyemem. Çünkü Türkiye'deki entelektüeller entelektüel samimiyetten önemli ölçüde yoksunlar. Buna beni de katabilirsiniz. Hani kendimi dışarıda tutarak söylemiyorum. Bazıları Macit Gökberk olsun, İyonna Kuşradi Hoca olsun, Vehbi Hacı Kadiroğlu olsun, Atatürk devrimleri diyorlar. Ben Türk aydınlanma devrimi ifadesini tercih ediyorum. Bir Fransız devriminden söz ederken kimse rahatsız olmuyor. Sağı ve solu rahatsız olmuyor. Ama Türk aydınlanma devrimi demekten belki birileri rahatsız olabilir. Benim kastettiğim, göndermede bulunduğum tarihsel bir olaydır. Ne eksiği ne de fazlası. Atatürk devrimleri demeyi de evet eş anlamlı kullanabiliriz ama ben daha çok Türk aydınlanma devrinin dediğim gibi daha geniş bir gönderim alanı olduğunu düşündüğümden dolayı tercih ediyorum. Ama ikisini de eş anlamlı kullanabilirim. Ve bu Atatürk devrimlerini, Türk aydınlanma devrimlerini değerlendirme bakımından Türk entelektüellerin hakikaten de en hafif ifadeyle talihsizlik örneği sergilediklerini düşünüyorum. Çünkü Türk aydınlanma devriminin temelinde yatan paradigmayı anladığımızı sanmıyorum. Affedersin. Çok affedersiniz. Dün de anlamamıştık. Bugün de anladığımızı düşünmüyorum. Çok yerlere gitmek istemiyorum. Osmanlı aydınının temel kaygısı Osmanlı yönetimine karşı çıkan aydınları da dahil ederek söylüyorum. Neydi? Mutlakiyetten
meşrutiyete geçmekti. Fakat Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden gerçekten de habersizdiler. Avrupa'da paradigma değişmişti. Dolayısıyla Osmanlı aydınları bir yönetim değişikliği yaparaktan bütün problemlerimizin çözüleceğini düşündüler. Ve Osmanlı'daki yenileşme hareketleri günümüzde de bence aynı yanlış devam ediyor. Savaş yenilgileri alınıyor değil mi? Sürekli işte yeniliyor, işte bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz ve benzeri eski başarıları gösteremiyor Osmanlı Devleti. Ne de buldu çareyi? Mühendislik okulları açmakta, tıbbiyeyi açmakta buldu. Yani neydi mesele? Aslında Francis Bacon meselesiydi. Biz doğayı kontrol edersek güçlü oluruz. Bilgi bizi güçlü kılar. Dolayısıyla bu nedenle Osmanlı Nefi'yi hatırlayacak olursak değil mi? Toplumsal eleştiri yapan Nefi'nin akıbetini hepimiz biliyoruz. Ali Kuşçu'nun işte bir rasathane Fatih döneminde kendisi çağrılıyor, özel olarak çağrılıyor ama bir rasathane kurulamıyor. Sonra bir başka padişah döneminde rasathane kuruluyor. 5 yıl sonra rasathane gözlemevi yıkılıyor. Şimdi mesele ne? Şunun altını çizmek isterim. Hep o teknolojik güce sahip olmak. Kontrol etmek. Bir şeyleri kontrol etmek. Dolayısıyla felsefeye hiçbir zaman önem verilmedi. Osmanlı toplumunda da çok önemli değildi. Daha sonrasında da felsefe çok geniş insani bilimler olarak, yani işte bunun içinde filoloji var, arkeoloji var ve benzeri diğer hani bütün alanları da kastediyorum, insani bilimleri biraz geniş bir şemsiye içerisinde ele alıyorum. Şimdi bu noktada öyle ki Osmanlı aydını dahi, tartışmaları hatırlayalım, Batı'nın nesini alalım, teknolojisini alalım, mühendisliğini alalım, tıbbını alalım ama nesini almayalım? Fikirlerini almayalım. Hacı Kadiroğlu, Behbi Hacı Kadiroğlu'nun bir sözünü paylaşmak isterim bu noktada. İnsan olmanın özgürlük aramak anlamına geldiğini unutmamalıyız der. Özgürlük meselesi bu anlamda hiçbir biçimde ne olmadı bizim gündemimizi, Osmanlı'yı ve bugünü hani kastediyorum. Aslında şey yapmadı, oluşturmadı. Gündemimizi ciddi manada ideolojilerden bağımsız bir biçimde özgürlük meselesini ne yazık ki ele alamadık. İşte bu bağlamda Atatürk devrimlerinin veya Türk aydınlanma devriminin paradigması Okamlı William'a dayanır. Benim düşünceme göre. Okamlı William ne diyordu? Epistemik önermeler var, bilgi önermeleri, bir de inanç önermeleri var. İnanç önermeleri bireyseldir, kanıtlanamazlar. Ama epistemik önermeler kanıta ihtiyaç görünürler ve bu dünyaya ilişkindirler. Türk aydınlanma devrimi neyi başardı? Bu inanç paradigmasından ortaçağ dünyasına, özellikle de batı ortaçağ dünyasına egemen olan İnanç paradigmasından bilgi paradigmasına, bilgi toplumu olmaya doğru gelişmeyi hedefledi. Ve gerçekten de dikkat edelim, kadınlar hakkındaki düşünceleri, işte bir kız çocuğunun doğmaması gerektiğini, toplumdaki bu yaygın kanaatleri, geleneksel fikirleri, doğa bilimlerine olan karşıtlığı, Türk aydınlanma devrimi neyi başarmak istedi? O inanç toplumu olmaktan çıkıp, geleneksel anlamda o inancı kastediyorum, işte Hristiyanlıkta değil mi, teleskoptan gökyüzüne bakmayı reddeden rahipler, böyle bir inanç toplumu var. Atatürk bu paradigmayı değiştirmek istedi. Türk aydınlanma devrimi böyle bir paradigma değişikliğini hedefledi. Dolayısıyla artık biz burada neyi göremeyeceğiz? Biz burada klerikosun ve politikosun, değil mi? O evet. Hayata rağmen hayatı yönetmeyi,
Değil mi? Mesele ne? Hayata rağmen hayatı yönetmek. Yani hayata rağmen derken neyi kastediyorum? Kadının insan haklarını reddetme. 1.000 kişiden neredeyse 3 kadın okuma yazma biliyor. 100 erkekten bazı rakamlar diyor ki işte 7 kişi biliyordu. Bazı daha doğrusu hani veriler bazıları 3 kişi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Atatürk'ün peş peşe gerçekleştirdiği devrimler, kadın erkek eşitliği ne ilişkin aldığı attığı adımlar, aldığı kararlar. Klerikosun, ben özellikle de Grekçesini kullanmak istiyorum, din adamının politikosla, siyasetçiyle ilişkisini kesmesi. Çünkü bazı imamlar diyorlar ki kadının dışarı çıkması yasaktır. Dışarı çıkan kadının bacaklarının kırılması da bir sakınca yoktur. Geçmişe gitmeye gerek yok. Bugün de bunu görüyoruz, değil mi? Tabii. Kadınların nasıl olması gerektiği, ne yapması gerektiği, işte en verimli çağlarının çocuk doğurmak için 15-16 yaş olduğu. Yani hala kadını insan olarak görmeme meselesi var. Dolayısıyla Türk aydınlanma devrimi aslında bu inanç paradigmasından bizi bilgi paradigmasına, bilgi toplumuna götürmeyi hedefledi. Bu noktada hakikaten dogmatizme düşmememiz gerektiğini düşünüyorum ve Türk aydınlanma devriminin temelinin son derece felsefi bir kavrayışa dayandığını düşünüyorum. Ve bunun köklerinin de İonya'da olduğunu, Batı Anadolu'da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Türk aydınlanma devrimine ya da Atatürk devrimlerine karşı yöneltilen eleştiriler demiyorum. Ben onlarda bir eleştiri görmüyorum. Hakikaten ona eleştiri demek uygun değil. Birçok hani şeyler söyleniyor. Bunlar bir eleştiri değil. Olsa olsa basit reddiyeler. Çünkü mesele hayata bakma. Hayatı aşkın bir zeminden mi ele alacağız? Yoksa hayatın içinden mi alacağız? Türk aydınlanma devrimi bunu başardı, bunu gerçekleştirdi. Bizim belki de kavramada, anlamada ve uygulamada zorluk çekmemizin temelinde bu yatıyor. Batı'nın çünkü bu süreci aşması 1.000 yıl sürdü. En az 1.000 yıl sürdü. Dolayısıyla aydınlanmanın ben esas olarak Batı'da Okamlı William'la tabii ki İbn Rüşd'ün önemi çok fazla. Fakat bizde hala böyle bir paradigma değişikliğinin farkında olunduğunu sanmıyorum. Ve bu noktada şunu da ifade etmek isterim. Türk aydınlanma devrimi Batı'nın da temelini olan o benim ifade ettiğim bir şey 4 öznelleşme biçimi var tarihsel olarak. Bir klerikos, iki politikos, üç laikos, dördü de filosofos ya da sofos diyebileceğimiz. Şimdi klerikos ve politikos hayatı her zaman iktidar temelinde biçimlemeye çalıştı. Yani din adamı ve siyasetçi her zaman kendi iktidarlarını sürdürme yönünde çaba harcadılar. Özgenimiz zaten Batı'ya baktığımızda bunu çok rahat bir şekilde Dominiken tarikatına da baktığımızda görürüz. Fransisken tarikatına da baktığımızda da görürüz. Türk aydınlanma devriminin kırdığı şeylerden bir tanesi de buydu. Hayatı siyasetin ve din adamının belirlemesi değil, hayatı hayattan hareketle anlama ve yaşama çabasıydı. Bence temelinde bu vardı. Ve bu anlamda eudaimonia meselesi, yani iyi yaşam meselesi, insan hakları meselesi hiçbir şekilde Türk aydınlanma devriminin gündeminden düşmemiştir. Belki bir anekdot var, onu paylaşmam yerinde olur ama sanırım zamanımız kalmadı. Paylaşabiliriz hocam. Evet. Bir kere 23 Nisan, pardon. 23 hocam Nisan çok geçti ama buyur, buyur. çok teşekkür ederim hocam. Yani sizin
Konuşmanız o kadar aydınlatıcı ki araya giremiyorum ve size başka sorular soramıyorum. Çok keyifle dinliyoruz sizi. O yüzden buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hep birlikte güzel şeyleri yapalım inşallah diyorum. Atatürk'ün özellikle Anadolu aydınlanması, İyonya aydınlanması diyeceğimiz, ben bunları yine eş anlamlı olarak kullanıyorum. Anaksagoras'ı geriye gideceğim ve günümüze geleceğim. Belki Türk aydınlanma devrimiyle ilgili görüşlerimi öyle tamamlayabilirim. Anaksagoras Atina'ya gidiyor ve Anaksagoras Atina'nın gördüğü en büyük filozof, bilim insanı o zamana kadar. Fakat düşüncesi şu, Perikles'in de çok yakın arkadaşı. Diyor ki evren büyük bir patlama sonucu oluştu ve diğer bütün yıldızlar bu patlamadan saçıldılar. İşte bazıları soğudu, bazıları hala sıcak. Dünyamız da onlardan biri. Güneş de bunlardan biri. Dolayısıyla hani güneş de o büyük patlamanın sonucu. Tabii ki Atinalılar için güneş bir tanrı, Helios bir tanrı. Bunu dinlerine hakaret olarak telakki ediyorlar. Anaksagoras'ı dinsizlikle suçluyorlar. Perikles'in arkadaşı, en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Rivayetler muhtelif ama bir tanesi şöyle, Demokritos'la bunu paylaşıyor. Anaksagoras iki çocuğuyla birlikte ölüme mahkum ediliyor. Atinalıların tanrılarına hakaret ettiği gerekçesiyle. Hakareti de güneşin kızgın bir ateş kütlesi olması ile ilgili. Tespiti bu. Hiçbir şekilde hayatı boyunca Anaksagoras siyasetle ilgilenmiyor. Tam bir fizikçi, hatta teorik fizikçi diyebiliriz. Ölüme mahkum ediliyor iki çocuğuyla birlikte. O zaman cezalar aileye veriliyor. Tek kişiyi değil, bildiğin gibi. İki çocuğu öldürülüyor. Ona Anaksagoras'a diyorlar ki çocuklarını da kendi ellerinle gömeceksin. Anaksagoras bunu da kabul ediyor. Bu cezayı verenler ve uygulayanlar Anaksagoras'ın sakinliğini görüyorlar. Diyorlar ki farkında değil misin? İki çocuğun da hayatını kaybetti. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Cellatlar bazen daha telaşlı olabiliyorlar. Anaksagoras diyor ki ben onların babalığını yaparken zaten ölümlü olduklarını biliyordum. Sıra kendisine geliyor. Anaksagoras'a diyorlar ki var mı bir dileğin? Diyor ki çocuklarımın öldüğü bu ay çocuk bayramı olarak kutlansın. Çocuk bayramı ilan edilsin. Anaksagoras İzmirli, Urlalı. Urla'da bir heykeli de var. Ve o zamandan bu zamana kadar diyeceğim, o yıl çocuklar, Anaksagoras'ın çocuklarının öldüğü yıl çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Ve ben düşünüyorum ki Atatürk Türk aydınlanma devrimini gerçekleştirirken bu toprakların tarihini, kavrayışını, düşüncesini öyle iyi biliyordu ki 23 Nisan'ı bir çocuk bayramı olarak ilan etti. Acaba Atatürk hakikaten Anaksagoras'ı biliyor muydu? Yoksa bu toprakların ruhunu mu çok iyi biliyordu diye sormak isterim. Dolayısıyla her 23 Nisan geldiğinde ben hem Anaksagoras'ı hem de Atatürk'ü sonsuz bir şükranla yad ederim. Çok güzel bir final oldu bizim için. Çok sürpriz bir final oldu. Çok şey düşündüm. Ama hocamın bu güzel sözleriyle bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hocam bizi, hepimizi 2500 yıllık bir süreç içinde tarihsel açıdan bir o kıyıya götürdü, bir bu kıyıya götürdü. Bir deniz gibi düşünürsek tarihi. Çok güzel bir yolculuk yapmış olduk hocam sayenizde. Ben çok teşekkür ederim. Birlikte olmak, birlikte felsefe yapmak, altını çiziyorum, dostça felsefe yapmak, güzelliklerin en güzeli. Umarım bu topraklarda,
üçüncü aydınlanmayı hep birlikte yeşertebiliriz. Bu Hocam çok cesareti, teşekkür ederim. bu özgüveni umarım kendimizde bulabiliriz. Bu anlamda hiçbir şekilde kötümser değilim. Hocam hem felsefenin demokratikleşmesi hem de hayattan hareketle hayatı anlamamıza yardım ettiğiniz için, önümüzü aydınlattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Daha birçok buluşma ve daha birçok eserle yeniden görüşmek üzere diyorum. Çok sevgilerle, sizlerle olmak çok güzeldi. Dostlukla kalın, dostça kalın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Sevgiler. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.